sahne varlıklarını izleme Bitmap dokularını ayarlarken tüm prosedürleri doğru şekilde takip ettiyseniz sahneyi bir sonraki açışınızda herhangi bir kırık linkle karşılaşmamanız gerekir. Fakat ne kadar iyi çalışırsak çalışalım her zaman hata yapma ihtimalimiz vardır. Ya da bir kolaj üzerinde ya da bir arkadaşınızın dosyası üzerinde çalışıyor olabilirsiniz ve sahneyi açtığınızda tüm resimlere ait linklerin kırık olduğunu görebilirsiniz. O halde bunu nasıl düzelteceğimize dair de bir yol bulmamız gerekir. Elimizde kasıtlı olarak bozulmuş bir sahne var. Bu sahneyi açtığımızda hata mesajlarıyla karşılaşacağız ve bu hataları düzeltmeye çalışacağız. Open'a basın. Chapter 11'e girin. Screen Assets Max dosyasını seçin. Open'a bastığınızda üzerinde Missing External Files yani kayıp harici dosyalar yazan bir hata mesajı alacaksınız. Burada bir sürücüde bulunan dosyaya ait bir link görüyorsunuz ama artık o dosya orada değil. Burada çok çok daha uzun bir kayıp dosyalar listesi görebilirdiniz. Peki şimdi ne yapmalıyız? Yapmamamız gereken şey browse'a basıp dosyanın nerede olduğunu arayıp bulmaktır. Çünkü bu bizim sorunumuzun çözümü olamaz. Yapmanız gereken şey dosyaları doğru klasöre koymak ve sonrasında linkleri yenilemek olmalı. Öyleyse continue'a basın ve dikkat edin. Eğer çiziminizi renderlamayı denerseniz her seferinde aynı hata mesajını alırsınız. Continue'a tıklayın. Ve bakın burada da dokumuz görünmüyor. O halde asset tracker olarak adlandırılan menüden linkleri yenileyelim. Bu seçenek application menüsünde manage'in altında yer alıyor. İşte asset tracking burada. Bu iletişim kutusu oldukça önemli çünkü bir proje için ölüm kalım meselesi olabilir. Buraya tıklayın ve açın. Burada sahneyi renderlamak için gerekli olan tüm varlıklar burada listeleniyor. Mesela burada kullandığımız max dosyası biraz aşağısında da jpeg dosyası görülüyor ve bakın burada unknown status yani bilinmeyen durum, file missing yani dosya bulunamıyor yazıyor. O halde bu yolu farklı bir yere dönüştürelim. Doğrudan üzerine sağ tıklayıp, dörtlü menüden set pet'i seçebilirsiniz. Burada görmek istediğimiz şey, scan sets images yoludur. Öyleyse buraya yazalım. Buradaki browse butonuna basarak da yolu bulabiliriz. Hatırlarsanız burası tüm resimleriniz için varsayılan klasör ve bu dosyaların da burada bulunması gerekiyor. OK'e okay tıkladığınızda yolun değiştiğini göreceksiniz. Fakat hala dosya kayıp uyarısı alıyoruz. Çünkü dosya aslında o klasörde değil. Demek ki sadece yolları düzeltmek problemimizi çözmek için yeterli olamayabiliyor. Aynı zamanda dosyaların da doğru klasörlerde yer alması gerekiyor. Dosyamız burada, masa üstünde. Ctrl X'e basarak dosyayı kesin. Scan Sets Images klasörünün altına gelin. Burası bizim mevcut projemiz, öyleyse sağ tıklayıp yapıştıralım. O halde bu projede kullandığımız bütün dosyalar, bütün resim dosyaları bu klasörün altında olmalı. O zaman buradaki gökyüzü resmini de aynı yere koymalıyız. Asset Tracker'ı kapatıp Tekrar açarak yenileyelim. Manage menüsüne gelin, Asset Tracking'e basın. Göründüğü kadarıyla hala yenilenmemiş. O halde yolu tekrar ayarlamayı deneyelim. Ve işte dosya bulundu. Dosyalarınızın bulunmaları gereken yerlerde bulunmamalarından dolayı ortaya çıkan böyle bir yıkım durumundan bu şekilde kurtulabilirsiniz. Bu duruma düşmemek için yapmamamız gerekenleri bir kez daha gözden geçirelim. Bir proje klasörünüz olmalı. Customize, Preferences, Files menüleri altındaki Convert Local File Paths to Relative seçeneği seçili olmalı. Tüm resimleriniz proje klasörünüzün altındaki... Scan Assets, Images yolunda olmalı ve bir materyali oluştururken kullanacağınız dosyaların hepsi proje klasörünün altındaki bu linkte olmalı. Son olarak 3ds Max ile çalışırken buna benzer tüm hatalarda Asset Tracking iletişim kutusuna gidebilir, yolları yenileyebilirsin.